Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ede kalbimizi sabit kılsın inşallah. İnsanın istikameti düşürmesine mani olan, dimağını darmadağın eden, kalbini teşviş eden, kalbinde bir sürü sıkıntılara vesile olan, yani kısacası men amene bil kader emine minel keder. Kaderi iman eden kederden emin olur. Keder nedir? Keder mazinin elemi, istikbalin korkularını ortadan kaldırıp istikametine koyandır. Kadere iman eden men amene bil kader emine minel keder. Kederi hep biliyoruz ya, keder anda izah ediyoruz. Sıkıntı, tasa, can sıkıntısı, moral bozukluğu, geçici bir merhem ya. Kader iman etmek öyle değil. Kederden emin olun. E keder ne demek? Keder, kader, mazi ve mustakbel ve anı. Yani ağacın evvelini, ahirini, zahirini, batısını cem ettiği için kader, kederi kaldırır demek. Allah'ın dört ismiyle evveluhu çekirdekten, mebdeden, Allah canibinden muntahaya bakmak. Ahiruhu, ahiretle dünyayı yorumlamak. Zahiruhu, sünnet-i seniye göre yaşamak. Batinuhu, tüm bunların arkasından, yani üç tane Allah ve ahiret ve sünnet-i seniye ile yapılanmak. Bat, kader. Kederi kaldırır demek, mazinin elemini, istikbalin korkularından emin ediyor. Güven getiriyor. Şimdi onunla alakalı bir yer. Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır. Kur'an'da kıssalar gibi. Yunus Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam kıssası gibi. Onlara hitap ediyor ama kıyamete kadar Risale-i Nur külliyatına girmiş. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Bakayım faydamız olacak bize. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar kardeşlerine kazandırdığı çok büyük bir kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam bir ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Metni okuyayım. Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Şimdi baştan alıyorum. Risale-i Nur altında da şöyle geçiyor bak. İştiraka amali uhreviye. Yani mesela diyelim ki vefat etsek. Daha dünyaya gelmemişiz. İlk önce dünyaya gelmedik. Ruhlar alemindeyiz. Vefat ettik. Dünyada yaşıyoruz. Bizim dışımızdaki tüm insanların Risale-i Nur'la alakadar olan herkesin ameline ortak oluyoruz. Bunun adı iştiraka amali uhreviye. Buradan istifade etmenin, hepsi sen yapmışın gibi muamele görmenin de şartı vardı. Neymiş o? Sadık, sebatkar. Hemen topun üzerine, Bakara suresinde söylediği gibi, topun üzerine geri dönmek yok. Sadık, dendiği gibi yaşamak, tevil etmemek. Sadık, dendiği gibi yapmak. İhlas, dendiği için yapmak. Sadık, sebatkar. Şakirtlerine kazandırdığı çok büyük bir kazanç var. Ölüme merhem mesela. Ölüm korkusuna merhem. Niye? Ben ölüyorum. Günah cihetiyle ölüyorum diyor gene burada. Günah cihetiyle ölüyorum. Sevap cihetiyle yaşıyorum. Yaşasaydım ne olacaktı? Sevap yapacaktım. Günahtan emin olacak mıydım? Hayır. Günahla sevap yapacaktım. Ama ben vefat etmeyle iştirak amali uhrevi sırrınca sırf sevap cihetiyle yaşıyorum. Günah cihetiyle ölüyorum. Risale'de geçen cümle. Günah cihetiyle ölüyorum. Sevap cihetiyle yaşıyorum. Ne? Vefat ettiğim halde. Sebebi Risale-i Nur'a sadık ve sebatkar. Bakara suresinde öyle geçiyor. Diyor ki zorluk gördükleri zaman diyor topuğun üzerine geri dönerler diyor. İş olduğu zaman geliyorlar. Aha basacaklar. Yapsınlar kardeş. Bu peygamberlik mesleği. Bu sahabe mesleği. Şunu yapacaklar, şöyle yapacaklar, takip ediliyorsunuz, bilmem ne yapacaklar. Yani bunu korkutup, ürkütüp kaçırmak, sebatını bozmak. Onun için sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük bir kazanç ve
pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak vefat ediyorsun ama günah cihetiyle vefat ediyorsun, sevap cihetiyle yaşıyorsun. Bu fiyat olarak ne istiyor o zaman? Bedel vereceksin. Bedelsiz ne satıyorlar ki? Tam ve halis bir sadakat. Sadık olacağız. Dendiği gibi yapamasan bile kabul edeceğiz. Ve daimi ve sarsılmaz bir sebat. Böyle en ufak bir şeyde yalpa yapıp hadi benden eyvallah. Sonra dini ve hizmeti istepne lastik gibi kullanmak. Ne demek o? Lastik patladığı zaman takıyorsun. Patlamasa öyle gidiyoruz. İstepne duruyor. Yani hizmeti ve dini ne zaman kullan? Ya cenaze olursa, kanser olursa, hasta olunca teselli bulmak. O zaman ne demek? Derdim olduğu zaman sahipleniyor. O zaman istepne lastik gibi oluyor. Ha kenarda dursun. Rüştü abinin dediği gibi. İlk önce dünya. Sonra dünyamıza yardım eden din. Birinci dünya. İkincisi dünyamıza yardım eden din. Üçüncüsü dert sıkıntı olduğu zaman teselli bulma zemini din. O da o zaman lastik gibi oldu. İstepne lastik gibi. Öyle değil bu. Sarsılmaz, daimi sarsılmaz bir sebat ister. Fakat evet Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imani tahkiki 15 senede ne yapılıyordu? Eskide Arapça okutuluyordu. Arapça birkaç sene sürüyordu. Arapçaya kadar sen Kur'an okumaya derken 3-5 sene o gidiyor. 5 sene. Bizim hafızlar öyle işte. 5 sene. Sonra Arapçayı geliştirmek için tefsir, fıkıh kitaplarını Arapça okuyorlar. Sonra imani mevzulara Arapçaya giriyorlar. Daha önce işlenmiş bir yola 15 sene veriyorsun. O da herkese de nasip olmuyor. İşte 15 seneye mukabil Risale-i Nur 15 haftada o kitaplardan elde edilmeye halis netice verecek şeyi, halis o imanı tahkiki, Risale-i Nur 15 haftada bazılarına 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleri şehadet ederler. Şimdi bu ne istiyor? Sadık ve sebatkar. Halis bir sadakat, daimi ve sarsılmaz bir sebat. Mesela bugün bir tanesini sordu, söyledim. Derste niye yoksun dedim. Biliyorsun hocam dedi, çay var dedi. Ölüm duruyor mu çayda? Mezarlık duruyor mu? Sefkiyat duruyor mu? Yani rafa kalkıyor mu vefat? Yok, çayda da devam ediyor. Doğru diyor, çay götürürken uçmuş kamyonet. İkizler mi? Akalkan oralarda. Allah'tan ölmemiş. Bak sefkiyat devam ediyor. Çayda sefkiyat duruyor mu? Yok. Şimdi ders gününde bir saat erken çıkacaksın. Düşünün alacaksın, derse koşacaksın. Ya vurursa kalk. Hem iştiraka amali uhrevi dusturuyla. İştiraka amali uhreviye ne demek? Ben fitil getiriyorum. Sen kibrit getiriyorsun. Sen gazel getiriyorsun. Sen lamba getiriyorsun. İştirak etmişiz. Amali uhrevi. Uhrevi amellerde ortaklık kuruyoruz. Herkes sevabını koyuyor. Günah yok. Ben senin sevabına şahitim. Günahına şahit değilim. O zaman hüsnü zana memur. Ama beni tenkit eden, ben birisini tenkit ediyorsam onun sevabını nasıl alacağım ki? Hangi yüzden alacağım? Hangi yüzden onun sevabına ortak olacağım ki? Saf mıyım ben? Senin sevabını niye bırakayım? Senin sevabını niye bırakayım? Tenkit ederek, eleştirerek, adavet ederek, nefret ederek. Senin sevabından mahrum oluyorum. Bir sürü o gözlerin ters döndüğü, güneşin bir karışındığı yerde insana kadar ihtiyacı olur. İştirak amali uhrevi dusturuyla her bir şakirdine her bir günde binler halis lisanlar ile edilen makbul dualar. Tesbihat olmuyor mu? Ve bir talebete resaili nur sadık. Bak sana da geliyor. Namaz kıldı. Sonra dua ediyor. Yetmiyor. Sana, anne babana, nesline, dostlarına bile ediliyor. Ve ihvanina ve ahavatina ve hibbaina dua ediliyor. Seni sevenlere de gidiyor. Senden dolayı köyde birileri seviyor. Dost. Risale'ni bilmiyor ama beni seviyor. Dost oluyor. Bak Risale-i Nur'u bilmiyor. Beni seviyor. Pamuk ipliğiyle dine bağlı. Tersini düşün. Risale-i Nur'u bilmiyor. Dini benle biliyor. Benden nefret ediyor. Risale-i Nur'dan da nefret ediyor. Onun bedeli de var tabii. Demek ki iştirak amal uhrevi dusturuyla her bir şakirdine
her bir günde binler halis lisanlar ile edile makbul dualar, tesbihatta en azından hatırla veya hatırlama, hepimize dua ediyoruz. Başka? Binler ehli salahatın işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp, yani salih insanlar var ya, salahat. Mesela ben sana göre salihim. Sen de bana göre salihsin. Çünkü günahına şahit değilim ki. Biz üstü sana memuruz. Hepimize salih insanız. Namaz kılıyoruz. Şüphemiz var. Ben sizden şüphe ederim. Namazın var. İmanın var. Risale'ni seviyorsun. Ha, salih diyor bak. Ehli salatın işledikleri amali salih. Ben bugün namaz kıldım. Bak bugün namaz kıldım çok şükür. Tesbihat da yaptım. Kur'an'ımı okudum. Risale okudum. Sana göre salihim. Niye? Günahıma şahit değilsin. Sen bugün risale okudun mu? Okudun. Namaz kıldın mı? Kıldın. Tesbihat yaptın mı? Yap. Sen de bana göre salihsin. O zaman ehli salatın, yani birbirimizin işledikleri amali salihanın misil sevabı. Nurani olduğu için eksilmiyor. Senin sevabın ben alırken senden azalmıyor. Misil. Bilgisayardaki gibi. Kopyala yapıştır. Eksiliyor mu Yusuf? Eksilmiyor. Bak şu sevaba bak. Sen çaylıkla uğraşırken birisi Kur'an okumuş. Birisi başka yerde tebliğ etmiş. Birisi namaz kılıyor. Birisi risale okuyor. Birisi bilmem ne hayır hasenet yapıyor. Hep sana yazılıyor. Yapmışsın gibi, tebliğ etmişsin gibi sevap alacaksın. Bundan daha büyük ne ister insan ya? Bak ölümün çaresini görüyor musun? Ölümde niye korkuyoruz? Ya bir sürü sevap yapamadık. Yapılıyor işte arkamda. Ölürsem günahtan kurtulacağım. Günah yapmaktan. Sebabım devam ediyor. Şuraya bak. Sana bu 19 an ikinci emarede yapılan dualar cihetini çok güzel nazara veriyordum. 19'da Kastamonu'da. O uzun olur mu açsam? Yok. Dua cihetini güzel nazara veriyordum. 24 saatte yapılan dualar var ya. Ya 19. İmanla kabire girmesine delil. Evet. İkinci emarede abi. İkinci emare, ikinci mesele. Eski Said. 19 ikinci emare abi. Ha ikinci emare. Risale-i Nur'un sadık şakirtleri hüsnü akibetlerine ve imani kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki Risale-i Nur, Risale'nin sadık şakirtleri hüsnü akibetlerine, imanla kabre gireceğine. Arkadaşlar en büyük derdimiz değil mi kabir, kefen de? Üç yerden ballanıyor. İndiriyorsun, perdeli konuluyor. Tasvir edeyim böyle. Şimdi insan korkuyordu, ödü patlıyor. Şimdi oraya girerken hüsnü akibetlerine, imanla kabre girmene ve imani kamil kazanmalarına o derece kesretli, çok ve makbul ve samimi dualar oluyor ki ve bi talebete resaili nuru sadikin ve ihvanina ve ehebaina ve hibaina oluyor ki dualar, bak makbul ve samimi dualar oluyor ki o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Hiçbir tanesi mi kabul olmayacak? Bir tanesini kabul olmayacak mı ya? Bir de okuyayım. Üstadın kendi yaptığı dualar, yani hem istikbaldeki hem mali talebelerini zikrederek dua ediyor. Üstadın duasına biz dahil miyiz? 57. sayfa. O devamında onu diyor abi. Öyle mi? Ez cümlede üstadın yaptığı dualar. Ez cümle mi diyor? Ha ez cümle. Bir de 57'de var, gelecekteki nur talebeleri diyor. Evet. Bir daha buraya okuyacağım. Çok hoşuma gitti. Eyvallah. Risale-i Nur'un sadık şakirtleri hüsnü akibetlerine ve imani kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Size bir hadisi kutsi de zikredeyim. Nadir abi çok zikrederdir. Üstad'dan çarpmıştı. Bir mana söylüyor. Ölmeden önce diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, ölmeden önce en az bir defa Rabbinize, Allah'a nihayetsiz hüsnü zan edin diyor. Hüsnü zan. Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametin en merhametlisidir. Beni Allah affedecek inşallah diye. Niye affedecek? Günahıma rağmen. Allah'a hüsnü zan demiyor. Nihayetsiz rıza, hüsnü zan diyor. Hiç olmazsa ömrünüzde ölmeden önce Allah'a nihayetsiz
hüsnü zan edin diyor. Ne olacak o zaman? Haşir meydanında muamele görürken kazara bir sıkıntı olursa o zaman şu var. Ben Rabbimi böyle bilmiyordum. Nasıl biliyordun? Beni affedeceğini ümitliydim. Allah'tan böyle bekliyordum. Hüsnü zannettik ya. Ne kadar hüsnü zan? Nihayetsiz. Allah sonsuz. Bana sonsuz affını kullanacak. Nasıl kullanacak? Kullanacak ya. İnsan gibi düşünme. Ez cümle. Risale-i Nur'un bir hadimi ve bak şimdiki hadi birbirimizin duası olmadı. Ustadın da duası var bu iştirak kamali uhreviye havuzun içinde. Risale-i Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi. Kim? Ustad. 24 saatte Risale-i Nur talebelerinin hüsnü akibetlerine bak hüsnü akibetlerine ve saadet ebediye mazhar olmalarına 100 defa Risale-i Nur talebelerine ettiği dualar içinde hiç olmasa 20-30 defa selameti imanlarına ve hususi ve hüsnü akibetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şeriat içinde ediyor. Acaba biz dahil miyiz? Şimdi duasına. Sinop mu 57? Evet abi. 57 orada şöyle geçiyor. 57 idi değil mi o? Evet abi. Tamam. Şimdi diyor ki ortadan almayayım. Kemal Tesin Rezali Rubedi'nin. 57 ha 123 açmışım. Allah ilim. 57. Heh, şurada. Havadis o da. Diyor ki, emin buraları Havadis-i Yevmiye diye bir fıkra yazacak. Belki size de gönderecek. Bak diyor ki, Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Risale-i Nur'un oradaki küçük. Tamam, şu an o zaman yaşayan. Bizimle alakası yok. Şimdi diyecek ki, ve istikbalde biz, istikbalde kıymetdar şakirtleri olanlar, İstikbalde, şakirtleri olanlar Allah'ın ilminde. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. Şurayı görüyor musun? Hasan Hoca, Ustad 100 defa nasıl dua ediyor? Bilmiyorum ki. En az o da. Ustadın bir listesi varmış böyle. Hepsini sayarmış. Bir de demiş ki ben okudum gayrimüteşhirde. Belki de mufassalda var. Çünkü bende bu kadar gayrimüteşhi var. İki sözde kalıyor. Diyor ki kıyamete kadar gelecek beni Nur talebenin ismini Allah'ın izniyle şuraya yazarım dedi. İlmimle dönemez ha. O okudum mu söylüyor. Ama bak şuraya bak okuyayım bir daha. Risale-i Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi. 24 saatte Risale-i Nur talebelerinin hüsnü akibetlerine ve saadet ebediye mazhar olmalarına 100 defa Risale-i Nur talebelerinin ettiği dualar içinde hiç olmasa 20-30 defa bir 20-30 defa şöyle diyormuş. İstisnasız ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadisi var. Dualarınızda ısrar edin diyor. Değiştirmemek o kadar şey avaş olmasın yani. Değişik zenginlik olsun diye değil. Ne istiyorsan onda samimiyle ve sebat et. Dualarınızda ısrar edin diyor. İsrar edin. İşte bu da ustad da 100 defadan ziyade diyor. Onların içinde 20-30 tanesini her zaman şöyle diyormuş. Hiç olmasa 20-30 defa selamet imanlarına, hususi hüsnü akibetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde diyor. Yani duanın kabul olacağı şartları tamamen ortada olarak yapıyor. Hemen geliyor ki ne kadar bahtiyar insanlardı Nur talebeli o zaman. Geliyor acaba ben dahil miyim? Diyor ki Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Tamam ben alakası yok. Ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar. İstikbalde. Gelecek. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. Şimdi de dahil. İnsan bu bahtiyar ya bu kadar nasıl bir müjde ya? O kadar büyük nimet ki Allah mazhar etsin ya. Yani Hazreti Ömer'in dediği gibi radiyallahu anh. Duam acaba kabul oldu mu diye endişe etme. Dua yapamamaktan endişe et diyor.
Subhaneke la ilahe illallah var ya. He ya. 100 tane var değil mi? İşte sonunda Ustad Hazretleri. Oo. Onu okuduğu zaman şey yapıyormuş. Talebe Risale-i Nur'u okuyormuş. O öyle mi okuyormuş? Ya bana ne soruyorsun yanındaki adama? O zaman bana söyle de ben de istifade edeyim daha. Onu mu diyormuş ya? Allah Allah. Subhaneke ya la ilahe illa ente lemanu leman. Ecirne minennar. Ecirne talebet resali minennar. Allah Allah. Sonunda muhakkak eklenmiş ona yani. Fesubhanallah. Ya ben bilmiyordum bunu. Bilmiyordum. En asgarısı da var şu abi. Hangisi? Diyor ki delalallık itibariyle mücevherat-ı Kur'aniye'yi benden veya sözlerden ders almak velev bir ders dahi olsa. Bir ders dahi dinlese. Bir ders dahi olsa. Kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Size bir tane müjde de söyleyeyim. Yani benimle alakalı ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini tadat et şükür için. Şimdi bizim bir yakınım beni Hüseyin'i görüyor. Biraz özürlüydü sonra da. Ona diyor ki Hüseyin aç mısın demiş. Dedi ki yok dedi. Abimin arkadaşları yemekte beni çağırıyorlar. Ben de oradan yiyorum. Abimin arkadaşları yemek yapıyorlar. Beni çağırıyorlar. Ben de onlardan yiyorum. Ve eybayna ve havatina diye ya, dost. Hepsi için. Bak görüyor musun? Çocuğa bak. Sizi sevenlerden siz vesile oluyorsunuz hizmet imaniyeden. Seni seven kimler seviyorsa, seni kimler seviyorsa bu hizmet imaniyeden onlar istifade edecek. Okuyorum. Allah Allah. İştirak-ı amal-ü uhrevi dusturuyla Risale-i Nur şahs-ı manevisini diye okumuştum. Öğrettiğim böyle. Araştırdım nasıl bir şey yani. O iştirak nasıl? Şimdi buraya havuz. Bütün nur talebenin aklını koy. Geçmiş, gelecek, an, kuzey, güney, dünya ve ahirettekinin. Bütün hepsinin aklını koy. Kalbini koy, ruhunu koy, amelini koy, hayırları. Onu karıştır, tayin pekmez karıştırır gibi. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin aklı en az o iştirak eden nur talebelerinin aklının toplamı kadardır. Ruhu, toplam ruhu kadar. Hayatı, nur talebelerinin toplam ruhu kadardır. Kamil, insan-ı kamil ismine layık nedir? Şahs-ı manevinin azaları gibiyiz diyor. İnsan-ı kamil. İnsan-ı kamil ne? O nur talebelerinin ruhlarının bütünlüğü, hayatlarının bütünlüğü, akıllarının bütünlüğü, hasenelerinin bütünlüğüyle oluşan manevi bir şahs-ı manevi var. Ki kainatın vücudu diyor, İsrafil misal diyor. İşte o şahs-ı manevi sekeratta da yardım ediyor. Şu anda da ediyor. Sekeratta da ediyor. İmdadına yetişiyor diyor. Bir diyor tarikat şeyhinin müridine koştuğu gibi Risale-i Nur diyor. 10. söz onun imdadına yetişti diyor. Kardeşi için söylüyor değil mi? Yeğen için mi söylüyor? Yeğen için söylüyor. 10. söz. Eline geçmişti. O zaman böyle külliyat yok ki hepsi geçse adamın. Parça parça. İşte Risale-i Nur'un iştirak-ı amal-i uhrevi. Risale-i şahs-ı manevisi canlıdır. Ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Ne kadar canlıdır? Nur talebelerin hayatlarının toplamı kadar canlı. Ruhlarının toplamı kadar ruhlu. Şuurları kadar, şuurları kadar ve amellerinin toplamı kadar kamildir. Bütün nur talebenin amelini düşün İsmail. Bu işte şahs-ı manevi. Biz onun azaları hücreyiz. Onun bir hücresiyiz. İştirak amal-i uhrevi dusturuyla her bir şakirdine her bir günde binler halis lisanlar edilen makbul duaları ve binler ehli salahatın işledikleri amal-i salihanın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sadık ve sebatkar şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini. Bin nur talebesi binler adam gibi böyle. Şimdi 20 yaşındaki diyor bir nur talebesi diyor. Evliyalara tefebbük ediyor diyor. Sebebi iştirak amal-i uhreviyeden aldığı hisle. Hisseyle. Kerametkârâne ve takdirkârâne İmam Ali'nin radiyallahu anhu 3 ihbarı. Yani buna delil ne? İmam Ali radıyallahu anh 3 tane ihbarı var. Başka
kerameti gaybiyeyi gavsiyeyi azamdaki Kudüs'e sürül tahsinkarane ve teşvikarane beşareti, yani delili ne bunu? Usta delil yapıyor. Bir, İmam Ali'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin, bir İmam Ali'nin haberi, Geylani'nin tahsinkarane, teşvikarane beşareti var. O haber bu değil. Yetiyor mu? Yok. Söz esas Kur'an'ındır diyor. Kur'an ne diyor diyor. Birinci şuada. Orada kaç tane? 31 tane ayet mi? 33 tane ayetle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle o halis şakirtler ehli saadet. Bak halis şakirtler İmam Ali'nin radıyallahu anh haberiyle Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Kudüs'e sürü beşaretiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle o halis şakirtler ehli saadet ve ashab-ı cennet olacaklarına müjdesi. Başka ne olacak ya? Bu işte müjde böyle ya. Ne kadar büyük nimet. Müjdesi pek katı ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat istiyorum. Böyle bir kazanç, öyle fiyat istiyor. Nasıl istiyor? Şöyle istiyor. Sadık olacağız, sebatkar olacağız. Nasıl yapacağız? Tam ve halis bir sadakat. Kafa şerifini sokmayacaksın. Bu hizmet ya böyle de olsa. Hayır. Yapamazsan doğruyu tasdik edeceğiz. Yani illa biz tamam ya istenmiyor. Bir kuvve, bir irade, bir cert, bir gayret, bir niyetle sahip olacağız. Yapamazsak bile. Başka ne istiyor? Daimi ve sarsılmaz bir sebat istiyor. Sebat edeceğiz. Sadakat edeceğiz. Sebat edeceğiz. Yılmayacağız. Bırakmayacağız. Korkmayacağız. Terk etmeyeceğiz. Terk edersen komple bunları terk etmiş olacağız. Öyle bir şey yok da ben rastgele söylüyorum. Yani Kur'an söylemişse Bakara suresinde zorlukları gördükleri zaman diyor. Aynı böyle diyor ilmana. Topukların üzerine geri dönerler. Bir bakıyorsun adam bir var bir yokmuş. Bir de selasını duyuyoruz. Ha önemli. Aa, hakikaten bazen gelirdi. Evet o da alacak tabii. Dost seviyesinde. Ne gerek vardı ki? Devam et kardeşim. Ya bu yolda yürüyenler canlarını sokaktan buldu. Onlar ümit ettiği cenneti ben de ümit ediyorum ama zor da. Onlar canlarını yoldan mı buldu? Yok. Nasıl? Niye yapıyorlar? Biz de yapacağız. Bırakmayacağız. Sadakatın, sebatın zıttı ne Hasan Hocam? Sadakat dendiği gibi yapmak. Tersi. İstediğim gibi yapıyor. Sebat ise zorluklar karşısında çay geldi derste yok. Sebat oldu mu? Olmadı. Hep böyle bir dersi dışarıya vermeyeceğiz ki kendimi. Bir şey oldu. Bahane dersini topladım. Niye bahane buluyoruz? Dedi ki niye onu zikrediyorum? Ne yapayım kardeşim benim hocam oydu. Sen de ders yaparken senin de hocan kim ise ondan örnek verirsin. Bana dedi ki abi dedim bana ne öneriyorsun? Orada kafasını döndü dedi ki aldı bir kitabı ki Kastamonu'dan geldi. Ha böyle. Ben varken dedi önünüzde ben dedi siz dedi bu kitabı böyle tutuyordunuz layıkaları. Benden sonra böyle tutacaksın dedi. Tamam. Layıka. Sözlerle, lemaları okuyarak kişi mensubiyet hissetmez. Yani ben falan yere aitim diyemez. Mektubat, lemalar, şualar, sözler okuyarak mensubiyet gelişmez. Yani bir cemaat ruhu olmaz. Layıkalarla cemaat ruhu olur. Layıkalar cemaat ruhu verir. Onun için böyle yaptım. Bir de bana en tavsiyesi şu oldu. Ki külliyatın tavsiyesi de ben de özü yapıyorum. Hizmet-i imaniyede koşuştururken hiçbir şey bahane limanın olmayacak. Gemini bağlama oraya dedi. Hiçbir şey. Hizmete koştururken hiçbir şeyi bahane yapma. Yapma. Biz burada dershanemiz de yoktu. Derenin kenarlarına yapardık. Taşların üzerine yapardık. Dışarıda jandarmanın öyle mi? Şehitlikte ders yapıyoruz. Dışarıda bizi tehdit ediyor. O şey lambası. Ders yapıyoruz. İçeride. Dışarıda karşımızda ya. Cama vuruyor yani lambası. Orada duruyor. Biz içeride ders yapıyoruz. Kemança vurmuşuz. Siz davanızı gidiyorsunuz da biz davanızı gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz mi? Gidemeyecek miyiz? Sahiplenmeyecek miyiz? O zaman işte
Rızalar vardı, Kasımlar vardı, Celaller vardı. Ya hele bizden önceki kuşak, Mustafa abiler, Melat'ta Cavit dayiler, Ahmet Emiceler, o birinciler, Rüştü abiler neler çekmişler ya. O devir bitti. Şimdi niye? O devir olsaydı ekip de güzel olurdu. Adamı kamçılıyor. Ama şimdi sefahat adamı bitiriyor, çürütüyor ya. Sebat, bahanen olmayacak kardeşim çayın. Çay da ölümdürüyorsa sen de dur. Sefer bitiyor mu? İsmail, ahiret seferi bitiyor mu? Ha bak ikizler mi? İyi de mi orada? Uçmuş. Yetişeyim diye. Az kaldı başka yere yetişiyordu. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sufi meşrep zatlar, onun ceyranına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki ab-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yani benlikten çıkacaksın ya. Ben oldu mu havuzu kaybediyorsun. Elindeki buz da gidiyor. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu mustakim ve metin caddi-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir. Zındıkaya bir nevi yardım olur. Tahir abi demiş ki doktor öyle bir zaman gelecek ki en büyük hizmet hizmete zarar vermemek olacak diyor. Allahu alem herhalde bu zaman. En büyük hizmet hizmete zarar vermemek. Ustad demiş ki hizmeti Risale-i Nur yapıyor. Siz uhuvvetinizi koruyun. Bırak hizmeti korumaya. Hizmetle korunmaya çalış. Bırak İslamiyet'i kurtarmaya. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Risale-i Nur bırak kurtarmaya. O Allah'ın inayeti altında. Risale-i Nur'la kurtulmaya çalışacağız. Allah bize zarar verdirtmesin. Sakın sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Bizi ne atar? Dünya cereyanları, dünyevi hadiseler. Mesela düşün, yat kat videoda haber takip ediyor. Haber takip ediyor. İstikametli, siyahatlı düşünebilir mi? Mutlaka bir tarafa tarafkir olacak. Olma diyor da emirdan bir mektup. Yani siyasetten uzak durmak, haberlerden uzak durmak adına külliyatta, laikada ondan daha fazla bir mevzu var mı? Niye? Siyahatlı düşünmemize mani oluyor. Şekle bakıyoruz, surete bakıyoruz. Bu sefer menfi bir tarafa tarafkir oluyoruz. Kayıyor. Dünya ceylanları, hususan siyaset ceylanları ve bilhassa harice bakan ceylanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihat etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. Birbirimizi sevmek zorundayız. Beraber sahiplenmek zorundayız. Niye? Çünkü ittifak etmiş dalalet ceylanları var ya. Beni tenkit ederek, bana hücum ederek, beni öteki tarafa itiyorsun, sen de zayıflıyorsun. Beni kapacak o taraf. Yani hepsi böyle, hepimiz böyleyiz. İttifak etmiş, ehli dalalet var. Medyasıyla, ekonomisiyle, askeriyesiyle ittifak etmiş. El-hubu fillah vel-buzu fillah. Dusturu Rahman yerine el-iyazu billah. Yani el-hubu fillah, Allah için seveceğiz. Allah için buz edeceğiz. Allah için buz edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Yani ben seni Allah için sevmiyorum. Nasıl diyeceğim Rıza ben sana? Nasıl derim ya ben seni Allah için sevmiyorum? Allah için değil. Bak. El-hubbu fillah. Allah için sev. Vel-buzu fillah. Allah için buğz et. Bunun yerine diyor bunu yapmayın. El-hubbu fi siyase. Vel-buzu li siyase. Siyaset için seviyorum. Siyaset için buğz ediyorum. Ya. Dusturu şeytani. Şeytanın dusturunu hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve el-hennas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet. O taraftaysa, benim taraftaysa, bana oy verdiyse, zirvelerde bana vermediyse cehennemin dibine. Siyaset ya. Şimdi öyle siyaset. A parti, B parti. Bir siyaset arkadaşına muhabbet
ve taraftarlık ile zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Evet, bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder. Bak, kalpleri ifsat eder. Asabi, sinirli insanlara ne yapar? Ruhlarını azap içinde bırakır. Evet, bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder. Asabi insanın ruhunu hırçın eder. Selameti kalp rahatlığı, oh. İstirahat ruhu isteyen adam siyaseti bırakmalı. Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten ise dardır, azap çıkıyor, perişandır. Raporsuz, %90'ı deli. Ustad söylüyor. %90'ı nefse mahallesine tabi olacak. Çoğusunda rapor yok. Ama hepsinin cebinde 2-3 tane ilaç var. Raporsuz. Niçin söylüyor? Şimdi diyor, bak, küre-i arzda siz esnafsınız, biliyorsunuz benden fazla. Bak, piyasaya bak. Bunu okunan bir şeyi uygula dışarıya. Şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten ise dardır, azap çekiyor, perişandır. Perişan ya, pillerine basmayan, psikolojik sıkıntı. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet rahmeti umumi ilahiyeden ve hikmeti tammi subhaniyeden habersiz olduğundan, Allahsız ve ahiretsiz baktığından, nevi beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi eyleminden başka nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli eylemleriyle dahi mütelim olup azap çıkıyor. Yani bu Mehmet Akif'in de bir şiiri vardı, böyle tenkit almış ya. Sonra dilin kurusun diye tavsiye ediyor da, yok musun ya adli ilahi diyor. Bakıyorum. Bir isyan o. Sonra dilin kurusun, niye böyle diyorsun diyor kendine. Çünkü hikmet ilahi, adalet, merhamet ve rahmet ilahiden daha ileri olmaz diyor 222'de. Bak, o da böyle zahire baktığı zahiri görünüşe öyle söyledi. Senden rahmet istiyorsan bize azap gönderiyorsun diyor. Mesela Filist için desek ki, görmüyor musun ya Rabbi, bu ne oluyor? Aha. Aynı küfür. Aynı, o kendisi de diyor. Biz sizden rahmet istiyorsan bize azap gönderiyorsun diyor. Kadir Mısırlıoğlu da veryansın yapıyor. Şuraya bak diyor, bak ne yazmış. Peki sonra tövbe ediyorsun. Tövbe edeceğine o yazdığını sil. Yayınlama. Tövbe ediyor. Dilin kurusun diyor. Niye böyle diyorsun diyor. Herhalde Allah-u Alem, tevil ediyorum. Böyle düşünenleri böyle düşünmeyin diyor. Bak, benim de hatırıma geliyor. Senin de geliyor ama deme diyor. Görmüyor musun diyor, Filistin Gazi'yi diyor. 220. Senin bu şiddetli teessürün. Hızlı söyler misin yüksek? Senin bu şiddetli teessürün. Şiddetli teessürün. Gazze içi mesela. O hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Ya. Bir de orada diyor. Hikmet ilahiden ileri hikmet, adalet ilahiden daha adalet, merhamet ilahiden daha ileri adalet, bir de merhamet ilahiden daha ileri merhamet olamaz diyor. Ama biz tek yöne bakıyoruz. Ağacın evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Aynı bunun gibi her hadisenin böyle tarafları var. Zahire bakıp hükmediyoruz. Yani Allah'ın icraatını tenkit ediyor. Müslümanların uliyet sorunu yok, rububiyet sorunu var. Yani inanç sorunu yok, icraat da Allah'ın tenkit ediyor. İçinden tenkit ediyor. Adam bir tanesini biliyorum mesela. Benim duamı niye kabul etmiyorsun diye Allah'a düşman oldu. Gümledi gitti. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem, o meşgul olursan o haberlerle ruhlarımız sersem oluyor. Akıllarını gevize etmişler ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki er razı bi zararı la yunzerule kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını, birbirimize şefkat hakkımızdır. Ben size şefkat etmem sizin hakkınızdır. Sizin bana şefkat etme hakkımdır. Ama siyasette bulaşıp
o ceylanları takip etmek, o videoları takip edince neyi kaybediyoruz? Şefkat hakkını, merhamet liyakatını. Kendilerinden selbetmiştir. Hakkın olmuyor. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Bir tanesi diyor ki ders yapan ha, ben size şaka söylemiyorum, uydurmuyorum da inanın bana. Benim diyor alem İslam'la diyor, haberi kürsüye geçmiş ders yapıyor. Alem İslam'daki haberi takip etmek benim hakkımdır. Yolun açık olsun kardeşim. Ama kuyruğuna dayandığı zaman yumurta beni arama. Abi buna nasıl bakacağız, çıldıracağım, yatamıyorum, kafamı yiyeceğim. Arama o zaman beni. Ve kapattım ve bloke etmişim telefonunu. Gece yarısı niye arıyorsun beni? Abi yatamıyorum, bu ne olacak, nasıl olacak, bir şey göstermiyor. Dinleme kardeş. Pis kokuyu almak istemiyorsan postatif kuyusunun kapağını açma. Sonuç itibariyle rahmettir diyor. Risale'de geçiyor. Sonucu rahmettir. Sonuç itibariyle menfaatı hem alem-i İslam'a hem hizmetimize hem şeye faydası var diyor. Bitiriyorum. Ben tahmin ediyorum ki iyi, burası çok önemli. Sonuç çünkü. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imani tahkikinin derslerinin nuruyla, biz nasıl bakıyoruz Gazze'ye vesaire? Bak, Risale-i Nur'un Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde, bak her şeyde, Gazze'de dahi, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin Allah'ın kainattaki yönetmesini, icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Allah bu hakikati fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek hepimize nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinin bir manası. Ya Rab, devamlı değişen şu kalbimizi dinimize, Risale-i Nur'un hakikatine sabit kıl. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Ya Rabbi, Müslümanların inim inim inlemesine sebep olan vehim ve vesveselerin tahakkümünden, zulümden, zulümatından ve istibdadından muhafaza eyle. İslamiyet'e ve Müslümanlara Gazze'ye ve Bilad-ı İslam memleketlerine yardım eyle. Amin. Düşmanlık edenleri de Kahhar ismine kahru perişan eyle. Risale-i Nur'un iman, Risale-i Nur iman, hizmet imaniye Kur'anesinde sebat ve metanetle teris olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Evet. Müslümanların dertlilerine derman, hastalarına şifa, borçlularına eda, hasreten bizim bildiğimiz Mustafa abimizin, Arap Mustafa'nın da Cenab-ı Hak ya Rab hikmetin iktiza diyorsa, bu kadar insanlar istiyor. Ya Rabbi sen görüyorsun, duyuyorsun ya Rabbi. Hikmetin iktiza ediyorsa adet-i ilahinin şu şahsi manevinin hürmetine ya Rabbi değiştirip ona şifa ver ya Rabbi. Vahir davahu menil hamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.